takipçileri. Dalaman Belediye Başkanlığı makamındayız. Dalaman Belediyesi'ndeyiz. Biliyorsun siyasetçiler seçildikten sonra bir 100 gün meselesi vardır. Yani 100 gün içindeki ilk 100 gün icraatları konuşulur. Biz de şimdi soruları hazırladık. Başkanın makamına gidiyoruz. Makama geleceğiz. Sakin olduğunu gördüm az önce baktım ben. Çok fazla ziyaretçi yok şu anda. Öğleden sonra 3 civarındayız. Aslında 6'sı itibariyle tarih başlıyor da 100 gün. Baktığın zaman bugün ay 20'si aslında 104. gündeyiz ama başkanla işte bir şekilde bir araya gelip de bir röportajı planlamak fırsatı ancak bugüne nasip oldu. 100 gün yapıyoruz ama aslında bugün 104. gün. 100 gün için şimdi başkanın yanındayız. Bakalım 100 günde hangi icraatlar yapılmış? Sayın Başkanım kolay gelsin. Sağ olun Ethem Bey, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Yani başkan siyasetten geldiği için 100 günün anlamını bilir. Yani siyasetçilerin aynen. ilk 100 günü çok önemlidir. Yani böyle bir Demirel'den gelen bir literatürde yeri vardır. İlk 100 gün icraatları. Ben dedim ki böyle bir interaktif röportaj yapalım. Yani makam içerisinde gezelim. Biliyorsunuz yani makam aslında şahıslara ait değil. Bu milletin makamı. Aynen. Onlar emanetçi biliyorsunuz. Böyle kendimce hasbelkader şöyle biraz sorular hazırladım. Şöyle şeye doğru Dalaman manzarasına doğru geçelim başkanla. Geçelim. Sayın Başkan, bu seçimde sen bu sonucu bekliyor muydun yani? Böyle böyle bir fark. Yani böyle ciddi bir fark. Vallahi Ethem Bey, öncelikle tabii hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Herhalde ilkleri hep sizle yapıyoruz Dalaman'da. Ya bir de bugün çok sakin başkan. Niye böyle bu? Biraz önce daha sakinleşti. Yani bir 10-15 dakika oldu sakinleşeli. Yoksa sabahtan yine bir 150'ye yakın bir vatandaşımız geldi. Yolda çekim, yürüyerek çekim. Hepsini biz de senaryolar, aynen senaryoları biz de yaptık. Ha, onu gelelim tekrar. Yani bunu bekliyor muydun seçimde bu farkı? Şöyle biz yer yer kendi ekip arkadaşlarımla görüştüğümde 5000 ne 6000 civarında bir fark bekliyorduk. Yani işin gerçeği doğrusu 9000 fark biz de beklemiyorduk. Ama biz de 5000 ile 6000 arasında ben bir fark bekliyordum. Tabii bunun içerisinde emeklilerin de bir payı oldu. Ve bir takım da işte bizim köylerde yaptığımız son hamlelerle köy yerlerindeki vatandaşların bize duyduğu güven, ilgi ve alaka da bizi oldukça memnun etti. Bir de yani 11'e 2 Cumhuriyet Halk Partili Belediye. Tabii. Yani genel olarak da yani Ege bölgesinde yani kıyılarda bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de genel başkan değişiminde verdiği bir rüzgarla beraber. Ya o da var. Tabii burada şeyin de çok etkisi oldu. Meclislerin de çok etkisi oldu. Yani bizim liste kadar değerli toplu, birikimli, kendine güvenen bir meclis üyesi listesi diğer gruplarda, arkadaşlarda yoktu. Tecrübe anlamında da bizim meclis üyesinde çok büyük faydası oldu. Yani işte yani, benle beraber 16 kişi meclis, evet, yani 13'ü bizim kadro 13'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 tane diğer partilerden var. Sezer Durmuş 31 Mart'la 1 Nisan arasında belediye başkanlığı için mental olarak, beyin olarak, kafa olarak, psikoloji olarak hazır mıydı yani? Tabii biz zaten bu kadrolarımızla beraber çok uzun zamandır çalışıyorduk. Yani neyi ne zaman yapacağımızı, nasıl yapacağımızı hepsini biliyorduk. Mesela en basitinden bu işte son günlerde imarla ilgili büyük sorunlar var. Bunları mesela planlıyorduk zaten. Böyle bir sorunla karşılaşacağımızı bildiğimiz yani için. Yani bir sonraki güne hazırdık vardı yani. Vardı, yani öyle damdan düşer gibi olmadı. Peki başkan, meclis üyeleri deyince ben hatta onu da yazmışım. Şimdi ya meclis üyeleri siz niye göre seçtiniz yani bunlar? Meclis üyelerini tabii ki de bilgi, birikim, tecrübe bunlar bizim için yani hem parti olarak hem de benim açımdan çok önemliydi. Eğitim vurgusu da var mı? Eğitim vurgusu. Ama genç çünkü bunlar yani. Tabii genç ama hepsi biliyorsunuz arkadaşların birçoğu uzun yıllardır Dalaman'da şey yapıyor, hizmet ediyor. Bulunduğu sektörlerde başarılı. En önemlisi de o. Belki siyasete de ilk sizle beraber girdi yani çoğu da siyasette yeni. Vallahi belki kim var? Evet, hepsi Cumhuriyet Halk Partili belki. Birçoğu Cumhuriyet Halk Partili, hepsi Cumhuriyet Halk Partili hatta. Ama hiç böyle aktif siyaset yapan yoktu. Hatta ben içinde. Bir ara onlar için bir konuşmamda ya çok acemi bu meclis falan demiştim. Hani bir iki kişi vardı hani içinde aktif siyaset yapan. Birgül Hanım vardı, Yılmaz Bey vardı. Başka aktif olarak İlhan yani Bey CHP var. CHP yönetiminde. Tabii yönetim hani aktif olarak çalışan. Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti zor mu ya? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak biraz niye zordur. Niye öyle? Yani niye öyle? Bizde biraz daha nasıl anlatayım? Herkes yani, her şeyi biliyor mu?
demokrasi kültürü biraz daha. Hızlı ve farklı çalışıyor bizde. Yani biat kültürünün olmadığı bir parti. Evet. Biat kültürünün olmadığı yerde siyaset yapmak tabii ki de zor olur. Şimdi ben çok soru var. Yani bu iş uzarsa çok uzar. Başkan senden ricam yani sizden ricam. Mümkünse kısa cevaplar. Böyle çok propaganda içermeyen. Yani biz şunu yaptık, bunu yaptık, şu kadar kilometre parke döşedik, asfalt yaptık falan değil Allah evet. aşkına. Ama kamuoyundan, insanlardan gözlemlediğimiz sorular. Mesela ilk icraat ziyaretlere bir sınır kondu. Yani evet tabii yani bir bakıyorsun başkan 5 yıllığına seçiliyor, aslında 4,5 yıl çalışıyor. Çünkü ilk 6 ay hayırlı olsun filanla geçiyor. Son 6 ay da seçimle geçiyor. Son 6 ay seçimle geçiyor. Ya adamcağızı 4 yıl kalıyor. Aynen. Yani ziyaretler böyle aslında olumlu mu yoksa vatandaştan nasıl tepki geldi? İşte öğlene kadar gelin, öğleden sonra yokum. Nasıl tepki aldınız? Ya bu yani o konuda zaten olumlu tepkiler geliyor. Yani buna niye gelmiyoruz kardeşim? Yani niye kapatıyorsunuz falan diyen olmadı. Haklı olduğumuzu söylüyorlar. Biz de çalışmak zorundayız. Belli bir yere kadar geldik. Artık bu saatten sonra çözüm üretmek zorundayız. Biz bahaneler üretmek için değil, çözüm üretmek için çalışmamız seçildik. Lazım. Ve insanlar işte bize onun için bu kadar oy verdi. Yani zaten bahane üretilecek olsa bir önceki yönetimle devam ederdi. Ama insanlar dedi ki bu gençler gelirse Dalaman'a çözüm üretir. Ve biz çözüm üretmek için gece gündüz çalışmak zorundayız. Sayın Başkan, Sabunlu'da ben sizin iftar yemeğinize katılmıştım. Evet. Orada ilginç bir şey söylediniz yani. Şu tarihlerde belediyeye gelmeyin dedi. Evet. Çünkü ben geleceğim dediniz. Aynen. Şimdi ben onu kafamın bir tarafına yazdım. Bu bağlamda Sayın Şaşmaz zamanında biliyorsunuz Gürlek'te bir meclis toplantısı yapılmıştı. Yani bu belediye meclisinin hani buna bağlı olarak şeyde bir toplantı yapması, bir köyde toplanması, bir mahallede bir yerde toplanması ihtimali var mı? Böyle bir program var mı yani? Ya meclisle ilgili böyle bir programımız yok ama dediğim gibi o her ayın ilk pazartesi, üçüncü pazartesini olabilir yani aksi bir durum çıkmadığı, önemli bir konu olmadığı sürece o günlere uymaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Başkan, çünkü bizim için köylerden gelen sonuç biraz sürpriz oldu mu yani? Köylerde hakikaten yok. Cumhuriyet Halk Partisi oylarında bir artış var. Bunun büyük şehrin köylerdeki yol uygulamaları ve yaptığı çalışmalar bir etkisi var mı? Ya yani onun çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani varsa da çok küçük, minimal bir etkisi var. Köylerdeki etki tamamen bizim kendi çalışmalarımızın, bireysel çalışmalarımızın ilçe başkanı iken işte seçim sürecinde ama ağırlıkla da ilçe başkanı iken çalışmalarımız sonucunda oluşan, gelişen bir olay. Çünkü o zaman insanlar zaten bizi artık tanımıştı. Son 4 yıl ilçe başkanlığımda hani neredeyse girmedik, ev çalmadık, kapı sıkılmadı gel deniyor her seçimde. Yani. Biz bunu seçimden 4 yıl önce yaptık yani yapmaya başladık. Şimdi bu kadar oy farkı. Baktığın zaman ciddi bir oy farkı var. Yani 3500 oy geriden gelip o farkı kapatıp yaklaşık işte 8500 civarında bir oy fark atmak. Yani 11-12 bin oy yer değiştirmiş. Tabii bunu yani vatandaş açısından sorgulamıyorum ama bir siyasi parti açısından bu kadar geriden gelip bu kadar yüksek bir oy farkıyla gelmek sizin yönetim anlayışınızda yani böyle hani tırnak içinde söylüyorum diktatöryal, ben yaptım oldu, benim yaptığım doğrudur algısı yaratma tehlikesi var mı sizde? Bu kadar büyük bir fark. Yok. Dikkat ettiyseniz ara ara sizle de bazen sohbet ediyoruz veya bazen ziyaretlerinizde genelde meclis üyelerimiz hep hani makamda oluyor, burada oluyor. Ara ara ben kendilerini sık sık arıyorum. Bir toplanalım, görüşelim. İşte bir konu var. Bir fikir birliğine varalım. Ya da bazen şöyle bir şey de var. Yani belediye başkanı her şeyi bilmek zorunda değil. Ben geçmişlere bakıyorum. Hepsi lafa ilk girişte ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Ya kardeşim sen yaptın da meclis üyeleri ne yaptı? Veya bu halk sadece... Hatta bizim, bürokratları var. Ya bürokratlar var, meclis üyeleri var. Yani halk var. Bizim geçmiş dönemlere bakıyorum ben birçoğunda ben hastalığı var. Bizde o yok. Bizde söylerken bile diyorum ya biz beraber birlikte... Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, birim amirlerimiz, müdürlerimiz hatta en alttaki çalışanımıza bile yer yer bazen yolda giderken denk geliyor. Bazen sokakta, bazen işte çalışma alanda. Yani bu kadar farka rağmen bir mütevazilik bekleyelim mi? Yoksa hani yani biraz sokak ağzıyla konuşmak istemiyorum da. Hani kıçınızı kaldırır mı bu? Yanlış yok, anlamayın ya. Yok. Yani öyle bir şey inşallah şey fark yaratmaz diyorsun yani.
Biz nasıl başladıysak öyle bitiririz. Şimdi şurada bu arada kameraman arkadaşımla söyleyeceğim ya, ışık durumumuz nasıl? İyi mi? Şu aşağıya bir afiş astınız biliyorsunuz. 57 milyon 58 borç milyon. 58 milyon. Ben de dedim ki bu dedim hesap işleri müdürü herhalde hangi okuldan mezunsa matematiği zayıf falan diye eleştirmiştim. İzleyenler bilir. Sonra o kalktı oradan da. Bütçe afişi yani doğru muydu? Doğruydu tabii. O yani birileri çıktı bu yanlış dediği için kaldırmadık. Zaten ilk gün bir o zaman da söyledik fırtınadan dolayı bir yıpranma oldu. Ama aynen, başkan alacaklarını niye yazmıyorsun? Alacağımız yok ki, kimden alacağımız var? Kiralardan alacağın var sağdan sonra. Yok, kiralar zaten şöyle yapılmış. Bizden önceki ihaleler hep bir yıl peşin yani önden alımlı yapılmış kiralar. Ama süre gelen kiralar da var. Ama daha dolmamış, almış zaten. Bir ya, yıl... Ben hala ona muhalefet şerhimi koyuyorum. Yani borcunu yazdığın şöyle, gibi alacaksın diye. Mesela bugün ihaleye çıktıysa, yani 2023'ün de diyelim ki Ocak ayında ve 2024'ün Ocak ayında bir iş yeri ihaleye çıktıysa, zaten biz bir yıllık parayı, kirayı peşin almışız zaten vatandaşlar. Ondan bir önce. Sonraki yılın peşini aldığımızda bize sayacak. Kasada zaten geldiğimizde para yoktu. Bugüne kadar 58 milyon civarı borçtan aşağı yukarı daha bir yani yaptığımız tasarruflarla bir 10 milyon ödeyebildik. Yani zaten biliyorsunuz imar durumu kapalı. Belediyenin en büyük geliri imar yani harçlar. Ama orada sizin mesela otopark için ödenmesi gereken para. Ben dedim yani otopark için sizden parayı hemen ertesi gün istemiyorlar zaten. Ama sonuçta yatırmamız lazım. Yatıracağım da yani. Ki şöyle bir şey var. Otopark parasını kullanmak da zaten yasal değil. Gayri resmi olarak kullanılmış tamam yani. Tamam. Yani az önceki meclis konusuna geleceğim gene. Yani orada dediğiniz ya benden ziyade aslında ekip çalışması önemli. Tabii. Ya o öne çıkıyor. Yani bu hep böyle sürecek yani. Bu şekilde devam edecek. Sürmek zorunda. Dediğim gibi belediye başkanı her şeye hakim olamaz. Her şeyi bilemez. Evet belediye başkanıyız. Mühür bizde, yetki bizde. Ama ben her şeyi bilemem. Onun için ekip arkadaşlarımla her zaman birlikte yol yürümeye devam edeceğim. Şimdi biraz... Belediyede ben şunu gözlemledim yani. Her şey çok hızlı gidiyor. Yani böyle seçim sonrası tebrik ziyaretleri, arkasından tesislerdeki eksiklikler, personelin toparlanması, ekibin yenilenmesi, ekibin organize edilmesi işte yani en küçük personelde, en alttaki personelden müdürlere, amirlere kadar bir sürü radikal değişiklikler var. Ya biraz hızlı gitmiyor mu başkan? Vallahi geç bile kaldık ya. Gerçekten kaybedecek bir günümüz, bir dakikamız bile yok. Bazen ben arkadaşlara diyorum ya biraz daha tempo, biraz daha tempo diyorum. Başkanım biraz yavaş diyorlar. Burası hani böyle olmaz. Ama dediğiniz gibi seçildik hemen tebrik ziyaretleri arkasında sezon geliyordu. Bayramlı sezon derken hatta bazen serzenişlerde bile bulunuyor arkadaşlar ki biz hala tesislerde ufak çapta yenilemelere gidiyoruz. İşte mesela Kille'de en büyük yatırımı bu yıl bir önceki dönemde yapmışlar sağ olsunlar. Ama bu yıl biz nereden baksanız Kille'ye 10 milyona yakın yani yeniden bir yatırım yaptık. Yani sadece bina olarak bakmayın içindeki iç tesisatından. Biraz hızlı evet. Evet. Sezonun da zorlaması. Tabii sezonu da geldi. İç tesisatın yenilenmesine şimdi tutun bu, da her şeye varana kadar yeni bu, yatırımlar yapıldı. Şimdi sosyal medyada falan bu çok tartışıldı biliyorsunuz. Elemanla işten çıkarma meselesi yani. Yani şu. Bu burada amaç bütçe kaygıları mı yani bunlara ödenen belki de çoğunun lüzumsuz ödenen yani şey mi ya öyle bir gerekçe mi var yoksa bir insan hakikaten belediye için çalışsın hakikaten maaşını hak etsin verimli olsun mu yani seçenek ne? Ya bizim aslında yani işçilerle ilgili bir problemimiz yok ama biz geldiğimizde birincisi mesela işten çıkarmanın birinci sebebi şöyle oldu. Biliyorsunuz Kalinda diye bir kazımız var şereflerde. Evet. Valilik buraya ödenek ayırıyormuş her ay. Biz geldikten sonra 1 Mayıs itibariyle valilik ödeneği tasarruf tedbirleri işte bütçenin olmaması sebebiyle gerçi tasarruf tedbirleri daha sonra çıktı ama bütçenin azlığını sebep göstererek 1 Mayıs'tan itibaren zaten sözleşme de öyleymiş. Hani bize yapılmış bir olay da değil. Daha önceden yapılan sözleşme 1 Mayıs'ta bitiyormuş. 1 Mayıs'ta mecburen oradan gelen bütçe kesilince bir 24-25 kişiyle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Sonra güvenlik görevlileri mesela Ağustos'un bilmem kaçında. İkincisinde güvenlik görevlerinde bizim mesela günlüklük mesire alanımız var. Zaten burada şöyle diyeyim. Günlüklük mesire alanına giren vatandaş sayısı günlük. Yani 5, 10, 20, 50 neyse yani çok az.
Burada 4 tane güvenlikçi tutmamızın bir anlamı yok dedik. Yani biz hem tasarruf yapacağız deriz hem bir yandan da savurganlığa devam edemezdik. Ama onların sözleşmesi bitmeden... Mecburen şimdi tasarruf yapmamız lazım. Şu anda belki duyuyorsunuz diğer çevre ilçelerde maaşlarını ödeyemeyen, yarım ödeyen belediyelerimiz var. Biz Allah'a şükür olsun daha şu güne kadar sizin bir iki gün haricinde hiçbir aksaklık yaşatmadık personelimize. Diğer kamu kurumlarında çalışıp da üçüncü olarak da hatırlattığınız iyi oldu. Üçüncü olarak da mesela maaşını ve sigortasını bizim ödediğimiz ama başka kurumlarda çalışan personelimiz vardı. Orada işe geliyor mu, gelmiyor mu, gidiyor mu, gitmiyor mu bunlar bile belli değil ki seçim zamanında hiç işe gitmeden maaş alan arkadaşlarımız vardı. Siz bunları çağırdınız. Tabii biz bunlara yazı yazdık. Şu günden itibaren görev yeriniz belediye olan belediyede tekrar işe başlamaz diye. Ve birçok arkadaş zaten o zaman istifa etti. Yani işten çıkarma da olmadı. Yani çıkarma yok. Gelin tabii. Şurada çalışın. Tabii. Ya bizim mesela bırakan arkadaşların çoğuna yeni görev veriyoruz. Ama arkadaşlar kimi biz gelmeden ayrılan oldu. Kimi çalışmak istemedi bulunduğu pozisyonda. Ayrılmak zorunda kaldı. Sayın Başkan, mesela bazen düşündüğümde akşam ya da gece böyle yatarken ya ben şuna haksızlık ettim, biraz bunda hızlı davrandım, acele davrandım. Ya şunu şöyle yapmasa dediğin oluyor mu bazen? Herhangi bir kişi ya da bir karar konusunda bazen. Ya kararlarda da yaşamadım. Hiç hesaplaşma. Kararlarda çok yaşamadım ama bazen işte bu personeller arasında işte bazen olabiliyor. Ya acaba kalbini mi kırdım diyorum gece. Mesela bir iki tane olmuştur bu süreçte. Ani çıkışlardan dolayı. Ya biz şöyle Ethem Bey, ben kendi şahsıma biz esnaflıktan geldiğimiz için biraz da yani iş bugün oluversin hani bitiversin bu yapılsın istiyorum. Hal böyle olunca da istediğim gibi ilerlemedi mi bazen müdür arkadaşlarla şeye giriyoruz. O sebeple tabii bazen ani çıkışlarımız oluyor. Yoğun, yorgunluk zaten. Ara ara böyle tabii oluyor. Şimdi sizin hemen akabinde bir Zara konseri oldu. Evet. Onun parası önceden yatmış, sözleşmesi, anlaşması yapılmış. Ama sosyal medyada birkaç hafta bunun şeyi sürdü yani. Ya hem işçiler çıkarıyorsun hem de konsere işte şu kadar para veriyorsun falan. Yani biz tabii aldığımız bilgiler dahilinde vatandaşı bu konuda yeterince bilgilendirmeye çalıştık. Ama biraz o konuda biraz zayıf düştüyüz yani. O tartışmaları yol açtı. İşte elinde 5 kuruş para yok, işte işçiler çıkarıyor, konser veriyor falan. Sonra insanlar zamanla anladı ama yani bu sizce anlatamadınız değil mi onu? Ya biz aslında biliyorsunuz biz ekip olarak başta ben ve ekibim olmak üzere sosyal medya aslında aktif kullanan biriyiz. Siz de bunu ara ara hani bazen dile getiriyorsunuz. Biz bunu belki sizle de paylaştık sosyal medyada. Siz de dile getirdiniz. Biz de her yerde dile getirdik ama bazen insanlarımız nasıl anlamak istiyorsa öyle algılıyor. Yani siz ne kadar anlatırsanız anlatın. Vatandaş algılamak istediği gibi algılıyor. Bu konser her yerde söyledik. Bir yıl önceden, bir buçuk yıl önceden sözleşmesi yapılmış bir konser. Tazminat meselesi. Tazminat biz hatta çağırdık, iptal edelim dedik. Avukatlarla görüştük. 1 milyonu yatırılmış, 1 milyon ödemesi vardı. Şimdi biz bu 1 milyonu ödemeyelim, iptal edelim desek 4 milyon tazminat var. Yani sözleşme öyle biçimsiz yapılmış ki. Mecburen 4 milyon ödemek mi, 1 milyon ödemek mi? Mecburen konseri gerçekleştirdik. Sayın Başkan, Millet Parkı ile ilgili geçmiş dönemki çalışma yani meclis üyesi arkadaşlarla ya da siyasetçilerle Kayacık'la yapılan Millet Parkı projesi ile ilgili olarak bir devamlılık söz konusu mu? O hangi aşamada Millet Parkı? Şu anda devamlılık söz konusu. Biz gerekli yazışmalara başladık onunla ilgili. Orada bir dolgu sahası izni alınacak öncelikle. Onunla ilgili yazılarımı yazdık. Süreleri takip ediyoruz. Ben bizzat zaten bakanlıkta biliyorsunuz biraz da o konuda şeyimdir hani bizzat yazıları kendim takip ediyorum birebir. Şimdi yeni AK Partili meclis üyelerinden bu konuda destek alıyor musunuz? Alıyoruz. Bizim artık seçim 31 Mart akşamı bizim için siyaset bitmiştir. Biz 31 Mart akşamı saat 5'ten sonra ilçemize, ilimize, yaşadığımız şehre, kente kimine nasıl hizmet getirebileceksek onlarla vatandaşın menfaati kapsamında içerisinde onlarla birlikte olmaya beraberiz. Yani biz burada siyaset gütmeyiz. Her türlü birlik beraberlik içerisinde Dalaman'ımıza, ilçemize güzel hizmetler yapacağız. Başkanım çayını aldı, şöyle bir kalkalım ya. Biraz Dalaman manzarasıyla konuşalım. Şimdi başkan elin aldın süpürgeyi. Şöyle bir süpürdük sağa solu. Evet. Şimdi bu aslında bir sefer yapılmış böyle göstermelik bir ritüel miydi yani böyle hani
Yeni geldik, bir hava böyle bir şey. Ya ama bunun böyle aylık ya da periyodik olarak bunun mesela ara ara temizlik yapma, insanları alıştırma ihtimali var mı? Bir de bunun sonuçlarını gördünüz mü vatandaşta? Şöyle, biz zaten bunu bir şov olsun diye değil, bir farkındalık olsun diye yaptık. Ve o bir süpürge aldıktan sonra ondan sonra iki defa daha yaptık. Üç, yani toplamda üç defa yapabildik seçildiğimizden beri. Yani çok küçük de olsa biraz farklılığını gördük. İnsanlar en azından bir, yani ha bak diyor, hani çöp atmamaya, atanı uyarmaya başladı. Ama biz bunu geleneksel hale getirip her ay düzenli olarak yapmayı planlıyoruz. Şimdi Temmuz'da yapmadık. Temmuz, Ağustos'ta da yapmayacağız. Çok sıcak. Yani insanlar da sıcakta yormak istemiyoruz. Ama Eylül'den sonra her ay yine yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir meşhur Dalaman kart meselesi var. Evet, şey yaptık onlara. Şehit ailelerimiz, yani şehit aile yakınlarına, gazilerimiz ve engellilerimiz de giriş ücreti almıyoruz. Yani kartta bir şey yapamadık ama tesis girişlerimizde, Sarsala ve Kille, Kükürt'te bu üç ailemizden, sınıfta olan ailemizden ücret, giriş ücreti almıyoruz. Ama içerideki yedikleri, içtikleri onlara indirim, tabii kart alabilirler. Kart alıp indirimli faydalanır ama giriş ücretleri kesinlikle almıyoruz. Başkan, çok kadrolarda değişiklik yaptın. Yani evet. Fen işleri değişti, hesap işleri, ki en önemli Dalaman Belediyesi'nin, yani bir belediyenin daha doğrusu en önemli iki temel direği imar, hesap işleri. Çok evet. Önemli. Bu çok büyük değişiklik yapıldı ama ben bazen de şöyle düşünüyorum. Yani bu buralarda çalışan insanları görevden aldığın ya da kendi ekibini yerleştirdiğin zaman aslında biraz da hafızayı da kaybediyorsun. Yani yerleşik hafızaya da zarar veriyor. Yani bu süreç acaba, sadece ben hani bu müdürlükler için söylemiyorum, personel için de söylüyorum. Evet. Çünkü personel, müdür aynı zamanda bir şeyin hafızası. Biraz hızlı olmadı mı bu değişim süreci? Öyle mi gerekti? Ya bu baştan nasıl kurguladığımıza bağlı. Yani bir önce bu değişikliği yapıp herkesin bu sisteme ayak uydurması gerekiyordu. Biz değişikliği yaparken ama bir önceki arkadaşlar da sağ olsun bize çok destek oldu. Yani ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bir önceden ilçemiz, belediyemiz hizmet etmiş bir önceki müdürlerimize de hizmetlerinden dolayı ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani bize zorluk yaşatmadılar. Yani ya biz işte görevden değişikliği oldu, ne hali varsa görsün demedi. Hepsi ne biliyorsa, yeni gelen arkadaşlarımıza bilmedikleri, takıldıkları yerde varsa eğer bir konular, yardımcı oldular. O anlamda bizim için iyi geçti yani. Şimdi bu bir nevi nöbet değişimi. Evet. Şimdi onlar 650 devlet memuru falan filan. Aynen. Biraz güneş mi oldu? Şimdi meclis üyelerinde mesela encümen seçiyorsunuz ya, encümene evet. Her yıl seçiliyor ya. Meclis üyeliklerinde ya da başkan yardımcılığında da biz bir yıl sonra bir nöbet değişikliği bekleyebilir miyiz? Başkan yardımcılığında olmaz. Başkan yardımcılığı artık biz zaten başkan yardımcımızdan hep birlikte karar alıp belirlemiştik ama daimi encümenlikte ve komisyonlarda. Komisyonlarda görev değişikliği arkadaşlarına, ya biz biraz da şu komisyonda çalışalım diyen olursa elbette, neden olmasın. Şimdi bu tesislerde kiralar arttı biliyorsunuz. Mesela siz şeyde meclis toplantısı söylemiştiniz. 110 bin lira olan Kille'nin kirası 2,5 milyona aynen. Çıktı. Şimdi bunu iyi anlatmadınız. Bunu bir açıkça söyleyeyim yani. Bunu hakikaten kamuoyunda çok bilgilendirilmedi. İşte herkes oranın giriş ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor ama 110 bin lira olan kiranın da 20 kat çıktığını kimse değerlendirmiyor. Bu evet. Biraz sizin enformasyon eksikliği. Yani bunun sebebi enflasyon mu? Siz de mesela kiralarda yükseltme yapıyorsunuz ya da düzeltme yapmak, güncelleme yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Ya bu enflasyon, karar siyasi mi? Enflasyon bu kadar olur mu? Vallahi bilmiyorum. Yani 110 bin lira olan kira 2 milyon artı KDV. Siyasi mi o karar? 2,5 milyon çıktı. Bence siyasi bir karardı ya. Ben öyle düşünüyorum. Ama inşallah bundan sonraki süreçte böyle olmaz. Çünkü biz hepimiz seçildik. Ben biraz önce de söyledim. Hani bizim için parti olayı bitmiştir 31 Mart akşamı. Bu saatten sonra hizmet etmek için biz buradayız. Ya bu konuların artık siyaset üstü, siyasetten arınmamız lazım. Sadece bu burası için de değil. Diğer kurumlarla da aynı şekilde. Biz 5 yıl burada hizmet etmek istiyoruz. Bütün kurumlarla da iç içe çalışmak istiyoruz. Biz belediye olarak elimizden ne gelen varsa yapmak istiyoruz. Ben kaymakam beyle olsun, diğer kurumlarla olsun. Zaten ilişki bağlarım yüksektir. Hani ben bir sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. İnşallah 5 yıl boyunca bütün daire müdürleriyle, amirlerle beraber şimdi güzelce çalışacağız. Şimdi sizle beraber İştirakler Müdürlüğü, biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'yla İştirakler Müdürlüğü ortaya çıkınca, yani belediyenin bir işletmeyi çalıştırma ihtimali evet. Şeyi, seçeneği ortaya çıkınca, sizle beraber özellikle turizmle birlikte, yani sezonla birlikte
seçimin hemen ardından İştirakler Müdürlüğü çok öne çıktı. Evet. Bir de paraya ihtiyaç var. Para nereden gelecek? Oradan gelecek. İştiraklardan aynen. İştiraklar çok öne çıktı. Ben şimdi bu yıl için söylemiyorum ama yani belki bütçe gereklilikleri açısından bu yıl için söylemiyorum. Tesislerde yani birincisi kiralılık, ikincisi istihdam, üçüncüsü hizmet kalitesi. Bunları sıraya koysak mesela sizin için hangisi önemli? Para kazanmayalım, hizmet edelim, hizmet kalitesi. Kendisini kurtaralım. Hizmet kalitesi. Para kazanmak mı önemli? Hizmet kalitesi önemli bizim için. Önce hizmet, sonra para kazanmak. Ama şu anda önce para kazanalım, sonra hizmet? Yok, şimdi de aynı şekilde. Yer yer sizde de gidiyoruz. Öncelikle ben ne yaptım? Mesela gittim, aşçıları değiştirdim. Yani gittik otellerden aşçı bulduk, hizmet geldik. Hizmet kalitesi. Hizmet. Biz diyebilirdik ki ya biz yeni seçildik, elimizde bu var. İşte bu arkadaşlarla devam edeceğiz. İşe bunlar alınmış. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim seni, yaşadığım bir örnek yani. Kayacık'ta köfte söyledim ben. Evet. Yanına bir tane Fanta söyledim. Reklama giriyor. Fanta söyledim. Bekliyorum böyle, elimde fiş. Bekliyorum. Daha ben henüz kartı almadım da. Bekliyorum şimdi. Birisi geldi. Emekli bir bürokrat. Biliyorum yani. Çitosların yanında dinleniyorum ben şöyle. Dedi ki, bak dedi, şu çitosu görüyor musun dedi. Benim çocuklar bundan yiyor dedi. Bu dedi Dalaman'da 38 lira, burada 55 lira dedi. Şimdi ben böyle kaldım şimdi. Ya bana ne? Şimdi bana anlatıyor yani. Evet. Dalaman'da 38 liraymış. Orada niye 55 liraymış? Ben dedim ki vallahi ben hayatımda yemedim, yemem de, fiyatını da bilmem falan filan dedi. Ya bir de bana niye anlatıyorsun bunu? Şimdi ben bir şey diyemedim. Şimdi sonra sahile indik arkadaşlarımızın, dostlarımızın yanına. Ya dedim ben bu adama 110 bin liralık kira nasıl oldu da 2,5 milyon oldu? Niye söylemedin dedim kendi kendime. Evet. Sonradan yakındım. Yani bu sistem oturduğu zaman iştiraklerde fiyatlar konusunda daha böyle bir makul seviyede. Şöyle Dalaman kart artık bundan sonra hayatımızın bir parçası. Yani bugünden ekstra bir şeye gerek yok. Ekstra bir şeye gerek yok. Zaten bir 10 gündür veriyorduk ama bugün artık sosyal medyadan da yayınladık. Çünkü biz burada çok bir yoğunluk olup kargaşa olmasın diye. Duyan gelip alsın, duyan gelip alsın diye ilk başta biraz ağır ağır gittik. Ve bayağı da bir kart alan var. Bugün itibariyle sosyal medyadan duyurduk. Dalaman kartımızı tüm vatandaşlarımız Dalaman Belediye Tahsilat Servisinden ikametgahı ve kimlik fotokopisiyle. Başka hiçbir şey istemiyoruz arkadaşlar. 200 TL kart ücreti var. Bu 3 ana madde 200 TL kart ücreti, ikametgah ve kimlikle gelip buradan alabilirler. Önümüzdeki yıllarda artık Dalaman kartın biraz daha hissedecek vatandaşlarımız ve gelecek yılda mesela fiyat oranında biraz daha, bu sene zaten hissediyorlar ama gelecek yıl biraz daha fark edecekler bunu. Şimdi bu imkanlarla başkan sen ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yılda yatırım yapabileceğini düşünüyor musun ekonomik olarak? Biz kendimizi gelecek yıl Mayıs ayına göre hazırladık. Yani Mart, Nisan, Mayıs o civarlara. Tabii bunun için şey çok önemli. İmar planı. İmar. Biz yani bizim hedefimiz imar planını vatandaşımızı en hafif zararla artık diyelim. Yani şöyle ona geleceğim. Aynen ona zararla geleceğim. Atlatacak şekilde yararlanması için Ocak ayında açmayı planlıyoruz. Nisan, Mayıs gibi de yatırımlara ufak ufak başlamış şimdi olacağız. Şimdi bu 100 gün içerisinde tabii ana temamız 100 gün. Çay 1 lira, su 1 lira meselesi var. Evet. Bunun akabinde hemen orada bir halk evinde bir restoran oluşturup 3 kap yemeği çok uygun fiyata verme ile ilgili bir çalışmalar oldu. Kulağıma geliyor yani. Öyle bir çalışmalar var. Ya başkan, hem bütçede sıkıntı var diyorsun. Yani bunu bütçe kaldırır mı yani? Bir hazırlık var mı bununla ilgili? Ya zaten işletme iştirakları biz bunun için önemsiyoruz. Oradan gelen gelirleri, yani işte plajda kazandığımız gelirleri de buradaki vatandaşlarımıza, özellikle dar gelirli ve emeklilerimize. Çünkü emeklilerimiz her zaman zaten plajlara falan gitme şansı yok. En azından burada onlara bir sosyal yaşam alanı yaratmak zorundaydık. Ve bunu da bu şekilde sağlayacağız. Şimdi işçileri çok çalıştırıyorsun başkan. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, sosyal demokrat belediyeler biraz işçilere fazla yüklenen belediyeler. Sayın Şaşmaz da öyleydi. Ama nedense sağ tandanslı belediyeler olduğu zaman işçiler rahat ediyor. Memurlar rahat ediyor. Şimdi bu işçiler bu kadar yani çalıştırdıktan sonra bunlar yarın bir gün fazla mesaidir, ek hizmetler, ek şeyler bunlara sağlanacak mı hakikaten? Bunda bir hakkaniyet bekliyor. Fazla mesai yapıyorsa zaten mutlaka veriyoruz. Yani şu anda herkes hakkını alıyor. Yok işte sen çalıştın bugün, yok seni çizdik. Hakkaniyet. Hakkaniyet neyse, hakkı neyse onlar alıyor. Zaten çok fazla bir çalıştırdık derken yani şöyle yanlış anlaşılmasın. Mesaisi neyse, görev alanı neredeyse orada çalıştırıyoruz. Ben onlardan ekstra bir çalışma
istemiyoruz. Normal hakkı, hak, hukuku neyse o anlamda çalışmalarını ve çalıştıklarına da inanıyorum. Biliyorsunuz ben saha adamıyım. Ben çok ofiste duran, makam odası seven, makam arabası seven biri değilim. Ben aniden çıkacağım, bineceğim motoruma. Gidiyorum kolamı, sizin de dediğiniz gibi biraz reklama giriyor ama Fanta'mı alıp gidiyorum işçilerle beraber oturup hem sohbet ediyoruz. Hem eksikleri varsa eksiklikleri müdürümle beraber, müdürümü de alıyorum yanıma. Orada o anlamda onlarla birlikte yaşıyoruz. O anı da onlarla yaşıyoruz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar yerinde bakıyoruz. Şimdi bu sene çok sinekten şikayet var. Sivrisinekten çok şikayet var. Geçen sene bu kadar değildi. Bu sene biraz fazla. Ben geçen haftaki yayınımda dedim ki bu dedim ilaçlamanın ekiplerinin seçimde kullandı Osman Gürün. Ondan sonra orası biraz darmadağınık oldu. Şubat'ta, Mart'ta bu işi yapmaları lazımdı. O da seçime dek geldi falan dedim. Herhalde yeni personel alımları olmuş ilaçlamada. Fakat şöyle bir şey de duyuyorum ben sizden bazen özel sohbetlerde. Belediyenin özellikle İştirakler Müdürlüğü ile ilgili bütün tesislerde kendisinin bir operasyonel bir ilaçlama ekibi ya da makinası oluşturma ihtimali var mı? Dalaman Belediyesi. Var, düşüncemiz var. Hani şimdiden bir şey dememiz belki yanlış olabilir. Geçen hafta bir bununla ilgili bir çalışma ufak ufak başlattık. Ya bunlar biliyorsunuz bir maliyet. Her şeyin ucu gelecek sene için. Maliyete dayanıyor. Bunları eğer aşarsak sadece dediğiniz gibi tesislerimizde en azından vatandaşları rahatlatması açısından böyle bir çalışmamız olacak. Ama seçim zamanında ilaçlama personelini çalıştırmadık. Hayır ben Muğla genel için. Yok yani bizim Dalaman bölgesinde olmadı. Büyükşehir çalışacağız. Zaten azdı burada 4 kişilerdi. Şimdi 4 tane daha bir alıma çıktı Büyükşehir. Bu sene biraz personel yetersizliğinden kaynaklandı. Evet. Muski ile ilişkiler nasıl başkan? İyi, çok iyi. İlçe başkanlığından beri iyidir yani Muski'yle. Ya ben demin de söyledim. Benim bürokratlar olsun yani devlet kurumları aram gayet iyidir. Büyükşehir Belediye Başkanı da sağ olsun. Ne zaman gitsem yani her istediğimi alır gelirim. İstemenin tabii belli zamanları var. Onları da uyarak. Mesela Muski'den biliyorsunuz bir 16 dönüm hemen ilk 3 ay içinde bir arazi tahsis ettirdik. Yani kolay değil. Az buz da değil. 16 dönüm yeri Dalaman Belediyesi'ne 5 yılına tahsis ettirdik. Yine Muski'den bir tane vidanjör 5 yılına Dalaman Belediyesi'ne ücretsiz tahsis ettirdik. Bunların hepsi ücretsiz. Hiçbir ücret yani ödemeden. Yani ilçe başkanlığı sürecindeki olumlu ilişkiler. Tabii. Şeydi, biz tesislerde yıllık, geçen yıl 3 milyon, bu yıl 5 milyona yakın bir vidanjör hizmeti satın alınıyormuş mesela. Biz şu anda tamamen kendi aracımızla yapıyoruz yani bunu. Başkan panayır bitti. Nasıl panayırdan memnun musun yani o süreçte? Ya ben biraz, memnunum. Biraz esnaf 2-3 gün biraz sıkıntı çekti ama. Şöyle oldu. İlk 2 gün esnaf biraz tabii sıkıntı çekti. O da şundan dolayı. Zaten birinci gün yani yeni açılmıştı. İkinci günde milli maç olması milli sebebiyle maç insanlar gelmedi. Üçüncü günden sonra özellikle 4-5-6 son 3 gün çok büyük yoğun ilgi vardı. Yani biz akşam hanımla biraz çıkalım dedik. Yani yürüyemedik. Deseniz yani olacak. O tabii kamu kaynağı. Yani siz çok para harcamadığınız için belki şey geldi ama tabii bu sefer dönüp de yerel esnafa baktığımız zaman gerçi siz de onların orada stand açmasında belli ayrıcalıklar sağlıyorsunuz ama işte her zaman dediğim gibi belki 3. 4. olarak bunu söylüyorum. Bunu iyi anlatmadınız. Bunu da iyi anlatmadınız. Yani orada çok sunuldu ama hakikaten aslında önümüzdeki yıl için yerel esnafın da iştiraki konusunda bir şeyler. Ama şöyle yani biz bunu zaten zaman zaman her yerde dile getiriyoruz. Dedik ki Dalaman esnafı bu panayırda 3'te 1 fiyatına yer alacak. Yani bu panayır her ilçede yapılıyor. Bir alışkanlık yok. İlk defa bizde Dalaman'da yapıldı bu. Yani esnafına 3'te 1 fiyat. Hatta diğer ilçelerden de gelenler oldu. Dedik sadece Dalaman esnafına yani. Bu burada ikametgahı yani esnaflığı burada olanlara 3'te 1 fiyatına. Bu bir ayrıcalıktı. Pozitif ayrımcılıktı. Ama dediğiniz gibi bizim esnafımızda şey yok hani bir alışkanlık yok burada yapabilecek bununla ilgili. Şimdi başkan kent konseyi diye bir müessese var biliyorsun. Evet. Yani yaklaşık olarak Sedat Yılmaz sanırım o tarihlerde evet. Kalma bir kurum. Bu kurum yönetmelikte belirlenmiş katılımcılar falan var. Evet. Başkan bu aslında kent konseyi baktığın zaman çağdaş medeni Avrupa ülkelerinin demokrasiyle tam demokrasi olan ülkelerde evet. Kent konseyi çok önemli. Ya yani bütçesi falan yok ama belediye tavsiye niteliğinde kararlar alabiliyor. Ben kent konseyini biraz bu dönem biraz hareketli gördüm. Kent konseyini önemsiyor musun? Kent konseyini çok önemsiyorum. Ara ara da bir araya geliyoruz kent konseyiyle. Önümüzdeki günlerde onlarla ilgili bir çalışmamız olacak, bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah yani
Burada kent komisyonunun elbette bir yaptırımı, bir yaptırım gücü yok. Ama bütçesi bize bir yok. Bütçesi yok. Bize bir destek olmasında, fikir birliğinde veya birliktelik anlamında benim için çok önemli. Bu sanayide bugün telefon açtılar. Sanayide kiralar yükselmiş falan, bir millet bir alevlenmiş, esnaf bir sıkıntıya girmiş. Belediyeye ait tesislerin ya da iş yerlerinin ya da dükkanların kiraları ile ilgili bir güncelleme söz konusuymuş. Bu neydir bu başkan işin aslı? Ya burada biliyorsunuz fiyatları biz belirlemiyoruz. Biz ihaleye çıkacak olan dükkanlarda, yani iş yerlerinde dükkan neyse adı, buralarda Muğla Ticaret Odası'na ve 3 tane emlak ofisine kapalı zarf usulü fiyat teklifi gidiyor. Yine kapalı zarf usulü bize oradan teklif geliyor. Bu 4 firmadan gelen, ticaret odası da dahil, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası da dahil, 4 firmadan gelen tekliflerin ortalaması ihaleye yansıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Ne yapacağız? Normal ihale devam edecek artık. Anladım. Yani orada çok yapılabilecek bir şey yok. Bugün arkadaşlar geldi, ben onlara da görüştük. Kendileriyle de birkaç noktada yardımcı oldum. Önümüzdeki günlerde yine tekrar onlara yardımcı olacağız. Yani orada çok bir sorun yaşatmayacağız onlara. Çünkü içerisinde esnaflık yapan arkadaşlarımızla, borcu harcı olmayan arkadaşlarımızla yasalar çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz. Anladım. Şimdi diğer daireler var biliyorsunuz, yani kaymakamlığın uhdesinde olan daireler var. Siz burada dairelerde hizmetli olarak görev yapan personeli çektiniz. Evet. Bunlar bir sıkıntıya girdiler yani. Onu yaşıyoruz yani. Bunlar yarın bir gün mesela Milli Eğitim işte oraya bir tuvalet tamiri olur. Efendim orada bir ufak tefek bir işte düz gerekir, bilmem ne gerekir falan. Bakıyorsunuz belediye hakikaten maddi olarak da bir belli bir şey içerisinde, yani denge içerisinde. Bundan sonra Sayın Kaymakam'la beraber siz bürokrat, yani bu dairelerle ilişkiler konusunda, yardımcı olma konusunda bir stratejiniz var mı? Devam edecek. Ya şöyle, zaten şu anda devam ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde mesela geçenlerde okulun birinden işte bir ağaç budaması ile ilgili talep geldi. Dedik ki siz vinci kiralayın, biz elemanları gönderelim. Kepçe, kamyon gönderelim. Temizliğini, kesimini, budamasını yap verelim dedik. O şekilde imkanlar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlarımızla. Araç parkında hep kulağımıza geldi de siz yönetimi devraldıktan sonra araç parkında belediye ait araçların, iş makinelerinin sıkıntılı olduğu ve tamiriyle ilgili bir sıkıntı yaşandığı söylendi. Ondan hangi aşamadayız yani, nasıl durum? Vallahi ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanıma, daire başkanlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz bir zor döneme girdik biliyorsunuz seçimden sonra. Sanki inanın böyle bir üzerimize bir şey gelmiş gibi bütün araçlarımız bir anda arıza yaptı. Arızalı olanlar vardı, arıza yapanlar vardı. Şu anda en son paletli kepçemizin bir tanesiyle asfalt makinemizi gönderdik. Onlar yapılıyor Büyükşehir'in bakımhanesinde. Aşağı yukarı bir 10 milyona yakın bir herhalde şey olmuştur bize. Başkan, halk ekmek de hangi aşamada? Dalaman Belediyesi. Çalışmalarımız devam ediyor. Ona ilerleyen günlerde bakalım. Yani bütün bu sistem oturduğu zaman hizmet kalitesinde o zaman şeye mi odaklanacak Dalaman Belediyesi? Tamam, her şey yerine oturdu. Bürokrasi yerine oturdu. Ekonomi yerine oturdu. Mal alımları yerine oturdu. Artık biz bundan sonra daha üst, daha tabii, hizmet tabii kalitesine. Ya biz bu bir yıllık süreçte bir geçiş dönemi. İşte imarın kapalı olması, diğer sebepler bizim için hepsi bir geçiş dönemi. Bir yıl sonra artık Allah izin verirse, bir sıkıntı yaşamazsak direkt vatandaş odaklı, topluma odaklı projelerle vatandaşın karşısında olacağız. Çünkü Dalaman, zaman su gibi açıp akıp gidiyor. Dalaman Belediye Spor ne durumda başkan? Hiç o konuda bir bilgi alamadım. Dalaman Belediye Spor, biliyorsunuz ben yönetiminde değilim. Yönetim kurulu arkadaşlarımız seçimini yaptı. Yeni yönetim devraldı. Aşağıda ofisleri var. Oraya biz personel takviyesi yaptık Dalaman Belediyesi yani olarak. Sadece futbol takım aklımıza geliyor. Aslında yani birçok çocuklar. Ya aslında bu yıl biraz daha farkındalığa gitmek istiyoruz ama tabii tamamen bu bütçeye dayalı. Zaten kulüp biraz borçluydu devralığında arkadaşlar. Bu tamamen bütçeye dayalı. Önümüzdeki günlerde belki net değil ama bir çıkış, bir sürpriz yapabilirler diye bekliyorum. Başkan, geçen hafta, geçen meclis toplantısında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili bir çalışma vardı. Herhalde bu tarımsal çalışmalarla ilgili müdürlük kurularak bunun adı altında çalışma yapılacak. Yani bunu soru olarak sormuyorum da, yani böyle bir çalışma var mı? Şöyle, mecliste böyle bir müdürlüğümüz yoktu bizim Dalaman Belediyesi'nin. Yeni bir müdürlük kurduk.
Pazartesi günü de müdürünü atadık. Ziraat mühendisi bir arkadaşımız var, Ahmet Kargılı. Park bahçeler müdürüydü. Aynı anda ikisini beraber yürütecek şimdi. Burada biliyorsunuz tarıma biz ilçe başkanlığım döneminde, geçmiş dönemde bir çiftçi ailenin çocuğu olmam sebebiyle de tarıma biraz daha önem veriyorum. Çünkü tarım bizim geleceğimiz. Önümüzdeki günlerde Dalaman'daki kooperatiflerle birlikte işbirliği yaparak burada üretime yani katkı sunacağız. Son limondaki faciadan sonra yani sokağa atılan bedava verilen limonun 100 liraya gelmesi ilginç bir şey oldu yani birkaç içerisinde. Tabii eğitime destek projeleri de muhtemelen bütçeyle alakalı olarak mutlaka olacaktır. Başkan, Seyfettin İnce ve Alemdar Caddesi'nde hala şikayetler sürüyor. Özellikle Seyfettin İnce'deki o park yerleri ve şey yolun dar olması ile ilgili. Sayın Ahmet Aras'la bu konuyla ilgili bir görüşmeniz var mı? Uzun vadede oranın bir yeniden revize edilmesi söz konusu. Görüşmemiz var ama orada daha yol çalışması tamamlanmadı. Yol devir teslimi yapılmadı müteahhitten. Önümüzdeki günlerde o yapılacak. Ondan sonra bir geçenlerde ölçüm yapıldı. Burada hani nasıl bir düzeltilme yapılabilir, yapılamaz mı? Bir çalışma yapılacak mı, yapılmayacak mı? Önümüzdeki günlerde belli olacak. Hakeza Alemdar Caddesi için. Alemdar'da 11 Temmuz'da ihalemiz vardı. Malzeme ihalesi vardı Büyükşehir'in. Zannedersem bu Ağustos başı gibi bir okula kadar kaldırım söz konusu olacak. Bu kaçak yapılarla ilgili sanırım geçen haftaydı bu valilikte bir toplantı yapılmış. Evet. Kulağımıza geldi. Kaçak yapılarla ilgili belediyenin fiili ve icraî olarak bir şey yapması yani parasal ceza veya yıkım kararı gibi uzun vadede, orta vadede bir çalışma var mı? Ya şöyle eklentiler de dahil. Valilik bununla ilgili bir toplantı yaptı. 13 belediye başkanı, 13 kaymakam, işte il emniyet, il jandarma, çevre şehirlik hepimiz oradaydık. Tabii bu yönde valiliğin kesin talimatı var. Kaçak yapı yapanların evini, yani ne yaptıysa artık evini demeyelim, yıkın diye bir kesin talimat ver ve bununla ilgili imza altına aldı. Hatta yıkım yapmayan belediye başkanları ile ilgili çalışma yapı yani bununla ilgili bir çalışma yapılacağı duyuruldu. O anlamda ben vatandaşlarımızın kesinlikle kaçak yapıya yönelmemelerini rica ediyorum. Artı eklentiler. Sadece bina ev olarak değil, bunu havuz dahil yani. Başkan, kaldırım işgallerinden çok şikayet geliyor. Özellikle Cengiz Topel'de, Atatürk Caddesi'nde işte o bölgelerde yani Sevgi Yolu'nda dediğimiz bölgelerde. Bununla ilgili çalışmalar, zabıtadan daha insanların etkin çalışmasını istiyorlar. Bu hafta başladık. Sevgi Yolu'nda bir problem var, onu inşallah önümüzdeki günlerde çözeceğiz. Bir de yeni birkaç günlük bir olay, bir kitap fuarının ikincisi. Geçen sene yapmıştık, bu sene ikincisi yapılıyor. Geleneksel hale gelecek mi bu? Tabii, geçen sene başlatmıştık biliyorsunuz. O zaman ilçe başkanı da değildim. Hani Sezer Durmuş olarak ve ekip arkadaşlarımla beraber başlatmıştık. Bu yıl artık Dalaman Belediyesi olarak ikincisini geleneksel hale diyebiliriz. Bu artık geleneksel bir hale gelecek. Yine burada ünlü diyebiliriz, tanıdık simalar diyebiliriz. Yazarlarımız var. Deniz Zeyrek aramızda olacak. Buradan sizin aranızda müjdemizi verelim. Uğur Dündar aramızda olacak. Birçok siyasi aramızda olacak. Yine Timur Soykan olacak. Şule Aydın aramızda olacak. Ahmet Ümit aramızda olacak. Atol Berhamoğlu aramızda olacak. Ve ismini sayamadığım birçok arkadaşımız bizlerle beraber, yazarımız, edebiyatçımız, sanatçımız burada. Bu yılda biraz uzun yaptık. 23 Ağustos'ta başlıyor, 7 Eylül'de bitiyor. Arada bir tane konserimiz var. Büyük bir konserimiz yine. 30 Ağustos gidiyor. 30 Ağustos'ta bu yıl belki, bilmiyorum diğer illerde var mıdır. Ben Muğla'da hiç görmedim desem olur. İlçemizde zaten olmadı. 30 Ağustos'ta çok farklı bir etkinlik olacak bu yıl. Yani konser olmayacak, öyle diyeyim. Başkan, imar planının onaylanmasına yani seçimden önce. Evet. 1-2 hafta önce onaylanmasına. Siz hazırlıklı olduğunuzu söylediniz. Evet. Az önce yani röportajın başında söylediniz. Şimdi bunda tabii büyükşehirle koordinasyon şart. Yani yerel belediye büyükşehirle koordinasyonu şart. Artı bir de hukuki hazırlık gerekiyor. Hukuki hazırlık gerekiyor. Şimdi yapılan bu itirazlara kanunun süresi içerisinde cevap vermede durum ne? Hangi aşamada? Şimdi şöyle, biz biliyorsunuz meclise geldi, komisyona sevk ettik. Komisyon bunu takdir ederseniz 1400 tane şikayeti, yani öyle bir hafta 10 günde sonuçlandırma şansı yok. Biz bunu bir hafta 10 günde sonuçlandıracak olursak birçok vatandaş mağdur olur. Bunun için ek süre istedi komisyon ve pazartesi günü de komisyon çalışmalarına başladı. Burada bazı arkadaşlar diyor işte yok 15 gün içinde dilekçeye cevap vermek zorunda, şu bu de.
Bunlar biraz ayak oyunları. Bunlara çok itibar etmesine gerek yok. Biz kendi malımızmış gibi diğer vatandaşın hakkını, hukukunu korumak zorundayız belediye başkanı olarak ve arkadaşlarım olarak. Onun için hiç böyle şeylere kulak asmasınlar. Zaten Büyükşehir Belediyesi işin en sonunda iadeli taahhütlü vatandaşa şey gönderiyor. Yani yapmış olduğu itiraza Büyükşehir Belediyesi tarafından en sonunda, yani işin en sonunda iadeli taahhütlü geri bilgi gönderiyor itiraz eden vatandaşa. Yani belediyenin için, bir B planı, C planı, D planı. Biz şu anda işte A, B, C artık adına ne derseniz onu devreye soktuk. Komisyona sevk ettik. Komisyonda şimdi yeni arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Mesela bazı bizim de belediye olarak yani gerçekten mağdur edildiğini hissettiğimiz, gördüğümüz, anladığımız vatandaşlar var. Bu konular üzerinde çalışmalar yapıyoruz. 1414 şikayetin zaten aşağı yukarı 300-350 tanesi şey Ethem Bey. Yani vatandaş da neye şikayetçi olduğunu veya neye itiraz ettiğini bilmiyor. Yani işte demiş ki biri, ya sen iki satır dilekçe yaz et. İşte diyor ki benimki 3 kattı, 3 katta kalsın diye. Ya zaten 3 katta değişmemiş yani seninki. İtiraz etmek için hani ne olur, ne olmaz. Elimde ne olur ne olmaz, yarın itiraz etmedi demesinler diye. Böyle bir 300-350 tane yakın şikayetler. Onu geri kalanında mesela ben mecliste de söyledim. Orman yolu ile ilgili 108 şikayet var. Orman yolu tamamen sorunu ortadan kalkıyor. 108'i oradan eritiyoruz. Karayollarında çekme ile ilgili sorun var. Burada yine nereden baksanız 100'ün üzerinde bir şikayet var. Tamamen ortadan kalkıyor. Şu gördüğünüz Atatürk Caddesi ile karşı Cengiz Topel arasında tamamen ticariye çevrilmişmiş. Burada bir fazla bir şikayet var 150'nin üzerinde. Burayı yine eski haline ticari artı konuta getiriyoruz. Buradaki sorun tamamen ortadan kalkıyor. Belli adalarda vatandaşın neredeyse tamamını aldığımız alınan arsalar var. Mesela adamın 10 dönüm tarlası var. Tamamı 10 dönümünü almışız. Burada vatandaşa hiç dop oranında şeyi bırakılmamış. Bunların birçoğu çözülecek, çözülüyor. Yine ruhsatlı binaları üzerine yeşil alan koymuşlar. Bunların çoğu, birçoğu %90'ı düzeltilecek. Yani daire başkanla net bu konuda görüşü var. Bunları yaptıktan sonra tahmini bizim tahminlerimize göre şikayetler 400 lira civarına düşecek. Minimuma indireceğiz geçen yani. Geçen yayında 1414 şikayet var. 1415. de Dalaman Belediyesi'nin. Doğru mu söylemiş? Evet doğru. Biz Dalaman de bunlar. Tabii tabii mutlaka. Ya biz zaten sorunları biliyoruz. İçimizde bu sorunlara hakim arkadaşlar var. Yani şöyle, bu her dönemde olur. İçeride bazı arkadaşlar işte ne denir? Ya goy goy yapıyor. Yani adamın bir dönüm, bir metrekare yeri yok. Çıkmış imar hakkında ahkam kesiyor Dalaman'da. Ya senin bir dönüm, bir metre yerin yok birincisi. İkincisi bu konuyla ilgili çok bir bilgin yok. Sadece oradan bakıyor. O olmuş, bu olmuş. Bir de insanları yanlış yönlendirip, burada tabii ben vatandaşlara şuradan şu uyarıyı yapıyorum. Bizimle mutlaka irtibata geçsinler. Herkesin dava açma, itiraz etme hakkı, hukuku vardır. Biz buna kesinlikle karşı değiliz. Ama mutlaka bizimle irtibata geçip, yani boşu boşuna avukatlara, şunlara, bunlara para yedirmesinler. Bir önceki dönemde hepimiz biliyoruz. Rahmetliye herkes söylüyor şimdi, yok şu kadar verdim, şunu yaptım, bunu yaptım diye. Yani kesinlikle vatandaşlarımız bunlara tenezzül etmesin. Biz bu konunun takipçisiyiz, bu konuyu çözeceğiz. Zararı minimuma, en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Netiz yani bu konuda. Kulaktan duyma bilgileri de kesinlikle itibar etmesinler. Bir sorun varsa bize mutlaka gelsinler. Başkan, bir otopark yapıyorsun 4 tane. Doğrudur. Herhalde ruhsatlarını alma süreci var. Bitmek üzere. Ruhsatları şu anda son aşamada. Sonuna doğru geliyoruz. Biraz zaman da daralıyor. Evet. Başkan, özellikle Sayın Şaşmaz zamanında ben bazı projeler var. Onları tekrar hatırlatmak istiyorum. İşte hasta ve yaşlıların evinde tıraş edilmesi, yeni doğan bebeklerin ziyaret edilerek onlara bir hediye paketi sunulması, işte öğrencilere giyim, kitap yardımı, defter yardımı yapılması, Ramazan ayında muhtaç insanlara bir yardım kolisi yapılması. Önümüzdeki süreçte yani bütçe biraz dengeye kavuştuktan sonra Dalaman Belediyesi'nden bu tür sosyal projeler bekleyecek miyiz? Bu tür sosyal projelere biz Büyükşehir Belediyesi'yle şimdi son gittiğimiz toplantıda şöyle bir karar aldık. Bunların tamamı artık Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinden gidecek. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin bütçelere daha bu konuda elverişli. Şu anda hasta nakil aracımız hizmete zaten vardı. Bir araç daha eklenerek başladı. Hastaneye gitmek isteyen yaşlılarımızı, engellilerimizi götürüyoruz. Evde bakım hizmetimiz vardı. Yine güçlendirdi Büyükşehir Belediye'miz. Personel takviyesi yaptı.
Evde işte berberiydi, kuaförüydü, bunlar devam ediyor, yine güçlendiriyoruz. Son olarak diğer birimlerde de mesela sadece bizim bu birimler Ortaca'daydı. İlerleyen günlerde buralara da bir birimler açmayı düşünüyoruz. Sayın Başkan, sizi hiç bu süreç içerisinde rahatsız eden bir şey oldu mu başkanlığın birinci günden itibaren? Hala bir rahatsız eden bir şey var mı? Yani birisi şöyle söyledi ya da birisi şöyle yaptı, şunu beceremedik, şunu da eksik kaldık dediğin mesela aklına gelen bir şey var mı böyle? Ya şöyle, inanın bize zaman yetmiyor ya. Sabah 7.30-8'lerde geliyorum çoğu zaman. Akşam buradan çıkışım 8-9 oluyor. Gündüz gerçekten çok yoğun bir kalabalık var. İşte hayırlı olsun talepleri, hayırlı olsun ziyaretleri, ayrı taleplerimiz. Çok günün içinde işe vakit ayıramıyoruz. Yer yer birim müdürlerimizle beraber, onlar da bilmiyorum yakında isyan eder mi? Akşam 9'a 10'a kadar çoğu müdürümüzle gündüz çalışamadığımız için akşam çalışıyoruz. Projeleri bu akşam yerine getiriyoruz. Bu aile hayatını da olumsuz etkiliyor mu yani kişisel olarak da? Yani? Vallahi bazen hanımla çocuk diyor ki yeter artık diyor ya, bize de vakit ayır ama şu anda bir dediğim gibi geçiş dönemi, öncelikle bu sorunları çözüp İlerleyen günlerde bir sürece koyduktan sonra tabii ki de mutlaka aile önemli. Aileye vakit ayırmak gerekiyor. Ama öncelemiz bu kargaşayı bitirip dalamanımıza hizmet etmek. Sayın Başkan, 100. yıl, 100. gün. Bak 100. yıl, 2 sene önce aklım gitti. Şimdi 100 gün meselesi var. Bugün 104. gün aslında. Evet. Ama işte ben YouTube Dalaman TV takipçilerine girişte de söylemiştim. Başkanı ancak şimdi yakalayabildik. 100 gün şeysi var. Siyasette böyle bir gelenek var. Bizi kabul ettiğiniz için, bu röportajı Dalaman TV'ye verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. İzleyiciler ve takipçiler adına teşekkür ederim. Böyle bir konsepti yapmak istedik doğal ortamda. Daha önce de sizle bu şekilde çalışmalarımız olmuştu. Evet. Son olarak YouTube Dalaman TV takipçilerine ve sosyal medya, bütün sosyal medyadaki takipçilere vermek istediğiniz bir özel bir mesaj var mı her şey dışında? Ya bizim özel bir mesajımız yok. Ben tüm vatandaşlarımı buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Herhangi bir bizi telefonum zaten herkeste var. Numarayı değiştirmedik. Genelde siyasetçiler seçildikten sonra hemen yeni bir numara alır. Biz aynı numarasına devam ediyoruz. Bazen ulaşamayanlar vardır bana. Mutlaka her telefonu açamıyorum. Olabildiğince geri dönmeye çalışıyorum. Ama ulaşamayanlar, arkadaşlarımız, vatandaşlarımız varsa belediye binasında bir çay içmeye beklerim. Eğer bir sorunları varsa biz burada yerinde hemen anında müdahale etmek için tüm ekip arkadaşlarımla beraber onların hizmetindeyiz. Bizim bir siyasi görüşümüz yok. Bizim kapımız herkese açık. Biliyorsunuz kapımız hiç kapanmıyor. Tüm misafirlerimizi olur, burada yaşayan vatandaşlarımızı bekleriz. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri Dalaman halkıyla ve Dalaman TV izleyicileriyle bizleri buluşturduğunuz için size de Ethem Bey şahsınıza da çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman basından yani işte kaçan veya ya bunu sonra yapalım, bazı siyasiler öyle çok bir araya gelmek istemez basından. Biz olabildiğince sizlerle bir araya gelip halkımızın sorunlarını, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve sorunları da direkt sizden alıp daha sağlıklı bir hizmet verme anlayışındayız. Önümüzdeki günlerde yine artık bu 5 yıl boyunca çok sık bir araya geleceğiz. Ben hepinize saygı sevgiler sunuyorum. Şimdiden görüşmek üzere diyorum. İyi seyirler diliyorum vatandaşlarımıza da. Sayın Başkan ben teşekkür ederim. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bunu yaklaşık 57 dakika oldu. Sayın Başkan bir yere gidecek. Biraz da sıkıştırdık ama ağırlıklı olarak çok fazla şey yapmadan soru cevap şeklinde geçti. Mutlaka ki eksiklerimiz olmuştur. Mutlaka ki soramadığımız şeyler olmuştur. Ben yani ona eminim. Yorumlarsanız, like'larsanız, kanalımıza abone olursanız ya da bu yorumları yazarsanız ben çok iyi biliyorum Sayın Başkan bütün sosyal medya gruplarında, bütün Dalaman'la ilgili her şeyi, bütün yorumları kendisi takip ediyor, izliyor. Ben bunu zaten en canlı şahidiyim. Mutlaka buradan faydalanır, bu fikirlerden faydalanır ya da gereğini yapar icrada olarak. Ben de bizi izlediğiniz için, bu kadar süre sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.